Merhaba sevgili YouTube'daki kardeşlerim. Şu anda yayında değilim. O stream oyun oynuyordum. Bir turnuvadayım yine. Öyle random bir tane. Videoya girmek istedim. Sebebi şu. Hem 7 levelde gayet epik bir kompo ulaştım. 7 levelde 5 Revenant, Revenant 4 Assassin. Bir de belki bir daha fırsatım olmaz diye göstermek istedim. Arkadaşlar şu an ranked'lar geldi bildiğiniz gibi. Eğer ranked kasmak gibi bir düşünceniz varsa, yani bir challenger'a kasmaya çalışıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle bu kompo oynamalısınız arkadaşlar. Neden? Ben şu anda Nocturne Carry'i zoraki gittim. Minyon turundan bir tane Nocturne attı ve asla 2 olmadı. 2 leveline Niko bastım bu çarın. O şekilde ilerledim. Karaktere Last Whisper veriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra dümdüz levele gidip 7 levelde Nocturne 3 yapıyorsunuz. Komp bu. Assas Revenant. 8'de de Gwen ya da bir Mystic koyuyorsunuz. Bu kadar tamamen. Bu arada şuradan şunu da alıp 2 level Viego yaptık. Komp şu anki metadaki kompları yok ediyor arkadaşlar. Metada peki ne komp var derseniz. Lucian Carry. Bu arada şu an turnuvadayız. Buradaki oyuncular turnuva oyuncular arkadaşlar. Onu belirteyim. Yani boş beleş oyuncular değil. Diri yani bilmiyorum. Abomination Zyra Carry kompu şu anda açık ara meta arkadaşlar. Şu gördüğünüz komp. Tabi bu kardeşimiz 3 level Zyra yapamamış. 6 levelde rolleyip 3 Draconic, 3 Abomination açıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra Abomination Zyra Carry yapıp Zyra 3 yaptıktan sonra Draconic'leri salıyorsunuz kompta. Karma Carry hala oynanabilir. Güçlü bir seviyede. Son saniye şunu şöyle yapayım da onunla falan oynarız. Aynen tam da zamanında geldi. Karma Carry, Lucian, Nightbringer, Aphelios, bir de arkadaşlar oynanacak komplar arasında olan. Bu arada biz nasıl yenildik buraya ya? Riven 3 yenmiş bizi. Okey. Nocturne Carry var bir de oynanacak komplar arasında. Gerçekten Nocturne Carry bunları devasa döven bir komp arkadaşlar. Buraya birinciye kaybettik. Bu arada turnuvada ilk 4 üst tura çıkıyor. Muhtemelen çıkacağız üst tura da. Buraya nasıl yenildik onu algılayamadım tam olarak. Bakayım bir adamın board'una. Birinci gidiyormuş. 3 level Riven'i var. Galiba Riven'in runağını sekti bize. Yoksa başka bir açıklama bulamıyorum yenilmeye. Çünkü yenmem gereken bir komp. Ya da şu Robadon'la ekstra çok fazla vurmuş da olabilir karma. Yok Riven taşımış. İlginç. Zilimi şöyle etki haline alalım bir. Güzel yakalamışız adamı sol tarafta ama bakalım. Bu arada Viego'ma civa verdim arkadaşlar. Ultisi bozulmuyor. Bu sayede %100 çalıyoruz adamın ünitini. Viego'ya ve Diana'ya civa kesinlikle verebilirsiniz. Öneririm arkadaşlar. O Garen'i çalar mıyız? Güzel. Bir canı kaldı. Statik. 5 Revenant 4 Asas. Burada şöyle bir yol da izleyebiliriz. Ben mesela level basıp yere Gwen düşeceğim. Benim Gwen düşme sebebim AP, AD, AD, AP, AP. Bir de şu ölenlerden şu Siken Peak de sanırım AP'ydi. Mistik faktörünü kullanmak ve bu karakterin pasifi olan %33 damage reduction yani damage azaltmayı kullanmak için. Eğer elinizde bir tane bile asas item varsa şöyle bir yol da izleyebilirsiniz. Buraya level basıp yere Kha'Zix düşerseniz bir Fiddlesteed'e asas yapıp altı asas olabilirsiniz. Bir rolleyelim burada. Volley 2 geldi. Gwen. Volley 2 daha worth galiba Gwen'den ya. Kim? 3.5 saniye stun. Diyelim. Kha'Zix'i de alalım eğer asat item'ı bulabilirsek diye. Ben burada item'ı Diana'ya vereceğim. Erken ulti atsın ve atak speed'inden faydalanayım istiyorum. Atamadı. Lucian bizim bütün char'ları tekliyor maalesef. Oo. İlk 4'e girdik mi peki?
İlk dörde girdik mi? Karma keserse girmişiz gibi duruyor. Yok, hala giremedik ilk dörde. Elenebiliriz. İhtimal dahilinde. Okey. Elenmemiz ihtimal dahilinde. So close falan yazıyorlar. Bakalım. Kimin oynayacağız? Hiç Didil'in falan takip etmedim. Bu arada yemek yiyordum turnuvadayken. Sanırım burayla oynayacağız. Buranın direkt ağzının içine atlamak mantıklı mı ya? Solda, sağda, solda. Şöyle yapalım. Oo, karma geldi. Ve çok alakasız bir yer atladık. Burada yenilebiliriz sanki ama bakalım. Neden FF attı lan adam? Niye öyle bir şey yaptı? Bu adam da turnuvadaydı. Aa. Aro 19. Thanks me bro. Bana teşekkür et bro da yazmış. Galiba bu iki çakal arkadaştı. Bu eleneceğini düşündü. Bu elenmesin diye bu çocuk FF attı. Olabilir. Son fight olduğu için bu arada şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şu Warmong'u da buna geçiriyorum. Son fight olduğu için Gwen'i kullanamadık ama. Gwen kötü pozisyonda kaldı. Aldık mı karmasını? Aldık karmasını. GG. Vay çakallar. İki kişi girip böyle suistimal ediyorlar turnuvaları. Bu turnuvalar site üstünden girdiğimiz turnuvalar arkadaşlar. Böyle ödülleri çok düşük. 100 lira, 50 lira, 20 lira gibi ödüller. Ben tamamen rekabet ortamı sevdiğim için katılıyorum böyle turnuvalara. Demek ki bu arada kendisi bile olabilir. Belki telefondan başka bir hesapla girmiştir. Kendisini üst sıraya atmak için bunu yapmış olabilir. Çünkü adamın eli gayet güzeldi. Fight bitmemişti. Bunu reportlayalım biz. Site üstünden. Bu maçı da YouTube'dan izleyen kardeşlerimize teşekkür ederim. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir. Biraz geç başlattım videoyu farkındayım ama göstermek istedim. Beğenip yorum yaparsanız ya da güçlü bulduğunuz kompları yorumlarda belirtirseniz çok mutlu oluruz. Teşekkür ederim efendim.